Bonjour, ma famille. Kanalıma yeniden hoş geldiniz. Bugün bir gün boyunca David Blaine gibi yaşayacağım. Biraz önce hep beraber kısa bir kesitte sabah rutinini gördük. Saat 9 gibi kalkıyor. Ondan sonra hemen soğuk duşa giriyor ve 10 dakika kadar içeride kalıyor. Onun dışında da herhangi bir sabah rutini alışkanlığı yok. Vlogdan vloga sabah rutini değişiyor yani. Kendi sabah rutinimi yapmaya devam ettim ondan sonra meditasyon vesaire. Şimdi sabah kahvesiyle beraberiz. Şu an vegan olup olmadığı hakkında 4 farklı sitede, ikisi vegan, ikisi de vegan değil şeklinde bilgi buldum. Ben de bir değişiklik olması için vegan beslenme programını tercih ettim. Benim için de biraz daha zorlu olmuş olacak aynı zamanda. Kahvaltıda standart bir protein shake'i oluyor. Şimdi onu hazırlayacağız hep beraber. Gün boyunca yiyeceğim brokoli hazırlayacağım. David Lade aslında brokoli yerine lahanayı tercih ediyor. Ama lahana benim mideme biraz dokunduğu için ben onun yerine brokoliyi seçtim. Bir şey diyeyim mi? Tadı bayağı güzel. Kahvaltısının kalori ve makro değerlerini buraya bırakıyorum arkadaşlar. Kahvaltıyı bitirdikten sonra David Lade'in bacak idmanına gideceğiz. Bacak idmanı ortalama olarak 4 hareketten oluşuyor ve çok uzun sürüyor. O yüzden ben bunu hemen mideye indireceğim. İdmanda görüşürüz. Hemen ısınma setlerini gösterirken size biraz David Lade'in antrenman programından bahsedeyim. Önce 3 set veya 5 set, 3 tekrar pause squat yapıyor. Ondan sonra 3 set kadar tekrar sayıyor, 8 ila 12 tekrar arasında. Squat'tan sonra deadlift'e geçiyoruz ve deadlift'te de aynı sistem geçerli. Onun ardından 3x20 tekrar kadar leg press var. Onun ardından da 3 set 15 tekrar hamstring curl ile günü bitireceğiz. Şimdi sizi gym edit ile baş başa bırakıyorum. İyi seyirler.
antrenman bitti. Başta konuştuğumuz gibi deadlift ve squat'ta 3 tekrardan 5'er set, 5 set aynen. 5x3 setlere girdim. Devamında ikisinde de 3x8 ile 12 tekrar arasındaki hipertrofi setlerini attım. Sonra leg press'te 4 set 15 değil. 25, 4x20-25 tekrar setler vardı. Ondan sonra hamstring curl'ü 3x15 yaptım ve idman bitti. Evde David Layden idman sonrası öğününde görüşürüz. Et yok. Modum bu. Aradaki 5 farkı bulun. Oo, çok iyi be. Çok iyi be. Evet, idman sonrası oyunuyla beraberiz şu an. O kadar uzun zamandır deadlift girmiyordum ki. Açıkçası PR almak, hani formumun düzgün olmadığının farkındayım ama tek tekrar artık 8. 9. setimde çıkmıştım. Mükemmel hissettirdi. Pause squat da harikaydı aynı şekilde. Antrenman hissi mükemmeldi. Sadece gerçekten uzun sürdü ve beni çok yordu. Şimdi önümde ıspanak, brokoli, bir bütün limon sıkılmış bir şekilde. Üstüne avokado serpiştirilmiş bir salata miximiz var. Ve burada da Meksika fasulyesi ve basmati pirinç var. David Lake'de olsan pirinçten kaçamıyorsun ve kimse pirinçten kaçmamalı. İkisinde de Himalaya tuzu kullanıyor kendisi. İkisinin tadı da gerçekten güzel. Yani et olmaması şu an koymadı bana o kadar fazla. Avokado yemeğiyle de çok uzun zaman olmuştu. Ama tazeliği beni gerçekten çok zinde hissettirdi. Ben bunları mideye indireyim. Biraz sonraki protein shake'de görüşürüz. Kurs sonrası öğün güncellemesi. Kahvaltıda içtiği protein shake'in aynısından bir tane daha içiyor. Makro değerlerini yine kenara bırakıyorum. Bu saatte havanın bu kadar kararmış olması şu an bana çok saçma geliyor. Sadece bunu belirtmek istedim. Pekala, günün son büyük öğünüyle beraberiz şu an. Plate normalde dediğim gibi brokoli yerine lahana tercih ediyor ama ben bu öğünde yine kalan brokoli yemeye devam edeceğim. Onun yanında yine Meksika fasulyemiz var protein kaynağı olarak. Bu sefer ise basmati pirinç yerine kara buğday, greçka tercih ediyormuş akşam yemeğinde. Bu arada, daha önce hiç dışarısı hariç evde kendim yapıp greçka yemedim. Bu yüzden sizin karşınızda bunu tadacağım şu an. Bir şey diyeyim mi? Bulgurun aynısı. Bu oyunun makrolarında tam olarak buraya bırakıyorum. Bu oyunun ardından geriye sadece gece yatmadan önce bir tane atıştırmalık kalıyor. Ben bunu mideye indireyim. Bugün bunu 4. ediyorum. O zaman gece öncesi atıştırmalarında görüşürüz. Günün son oyununu açıklamadan önce şundan bahsedeyim. Bunun gibi daha fazla içerik görmek istiyorsanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Burada 2 dilim yani 40 gram kadar köy ekmeği ve fıstık ezmesinden oluşan bir sandviç var. Burada da günün 3. protein shake'i var. Bunları yumulmadan ve videoyu kapatmadan önce şunu söylemek istiyorum size. Bir taraftan da yarın pilavını pişiriyorum. Vegan beslenme programı adı altında bugün yaptığım beslenme düzeni aşırı aktif bir gün geçirmiş olmama rağmen beni inanılmaz derecede çok tuttu. Yani et yemeden de doyabilirsiniz yani. Protein shake'lerle alakalı da şunu söylemek istiyorum. Hani bir gün içinde 3 defa proteinimi karşılamak için kimyasallara başvurmam hoş bir durum değil. Onun yerine daha çok protein içeren daha doğal kaynaklara yönelebilirsiniz. Bütün beslenme düzeniyle alakalı canımı sıkan tek nokta bu oldu açıkçası. Yemeklerin lezzetleri gayet hoş. Yani yatmadan önce fıstık ezmesi sandviç yiyeceğim zaten. Hepinizi çok seviyorum. Bir dahaki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakıyorsunuz. Hoşçakalın.